Çok sorular güçlü. Var. Bak sana soracağım. O gün Hamza ile beraber, arkadaşın Hamza ile beraber köyde kalıyorsunuz ya. Bir arama çalışmalarında birlikte, daha doğrusu sabah oluyor. Hamza ile beraber bir arama çalışmalarına katılıyorsunuz. Onları soracağım sana da ben. Bakkalın oğlu Ahmet'i tanır mısın? Bak şuraya bak, Ahmet şurada. Bak şurada bak, Ahmet burada. Tanır mısın Ahmet'i? Yok. Tamam, benim şimdi ona soracaklarım var. Ahmet, duyuyor musun beni? Sonra evet, devam edeceğim seninle. Duyuyorum. Ahmet, dün senin çocuğunun annesi Zeynep, aslında bugün Zeynep yayına bağlanacaktı fakat abisi dedi ki biz maalesef çok üzgün durumdayız. Dolayısıyla şu anda sadece izleyeceğiz, senin anlatacaklarını dinleyecekler, sonra bakalım belki fikirlerini değiştirirler. Dün senin çocuğunun annesi dedi ki senin baban tarafından cinsel istismara uğradığını, dolayısıyla bunların zaman zaman şahidinin de annen olduğunu söyledi. Ve ben o evin içerisinde cehenneme tanıklık ettim, bana bunları yaşatanlar mutlaka Yasin'in başına da bir şey getirmiş olabilirler diyor. Ahmet. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Aklınız mantığınız alıyor mu ya? İnsan diyor ki sadece bana demiyor, kızına da bunu yapardı diyor. İnsan bir baba kız çocuğunu sevemez mi hocam? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'tan korkmaları lazım ya. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var hocam. Senin annen de o sırada baban ya da sen Zeynep'e bir şey yaparlarken senin annen de yardım ediyormuş Ahmet iddiaya göre. Ya hocam iddiaya göre diyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Allah'ınızı seversen. Hangi vicdanda kitapta yazar böyle vallahi şeyleri? Vallahi ben ya? Bu yayınlarda öyle vicdansız öyle insanlar gördüm ki. Gelinlerine, kızlarına, evlatlarına, oğlanlarına, çocuklara neler yapıyorlar neler. Öyle ahlaksız, öyle vicdansız insanlar gördüm ki. Neler gördüm neler. Neler gördüm. Tamam da Didem Hanım, ben diyorum ki onların hepsi kesinlikle yalan. Ben haklarında, suç duyurusunda da bulundum, bulunacağım da. Onlar istediğini anlattın, istediğini desin. Öyle kesinlikle bir şey olmadı. Onlar diyor ya benim nikahım şöyle oldu, böyle oldu. Onlar da benim ablamı 16 yaşında, 15 yaşını doldurdu, kaçırdılar ama bu çocukla ilgisi olmadığı için ben konuşmak istemiyorum. Onların nikahını da kendilerinden şimdi dümür oldukları birisi kıydı ablamın. Ben Zeynep'le 17 yaşında annesinin babasının gönül rızasıyla evlendim. Ama bu konuların bu Yavuz abinin çocuğuyla bir ilgisi olduğunu düşünmediğim için konuşmak istemiyorum ben. Herkes Allah'ından bulsun. Şimdi bak senin baban o gün neredeydi Mehmet? Çünkü çünkü senin eşin Zeynep, çocuğunun annesi babanı suçluyor. Diyor ki Yasin'in başına bir şey getirmişlerse Mehmet Yaban'la Ercan Bey beraber yapmışlardır diyor. Şüphelilerden tamam. Biri de o. Senin baban o gün neredeydi? Ablacığım Zeynep diyor da Zeynep buraya 2019'da gelmiş. O zamanlar Zeynep yoktu bile. Belki Yavuz abiyi de bilmezdi, Ümmü ablayı da bilmezdi. Madem kendi aramızda da bu kadar problem olmuş da bana niye bir kere söylememiş Ahmet? Ahmet böyle, senin baban böyle o gün neredeydi? Çocuk kaybolduğunda senin baban Mehmet neredeydi? Ablacığım evdeydim diyor. Oradan Hacı Mehmet'e mi var bizim köyde usta? Yavuz abigil de bilir. Aramış, biz inşaat yapıyorlarmış bizim dümürler. Hasan Yıldırım gibi o adam da rahmetli oldu. O adam... Yani bakkala gitmemiş mi? Kim? Baban. Hocam babam bakkala öyle girip de bir şeyle annem bakkaldan girmiş kolayla şeyi gitmiş oraya vermiş yarım saat bir saat orada lak lak gitmiş 15 dakika neyse bilmiyorum yani geriye eve geldi ben de Konya'dan gelecektim Kasım abiyle 4-5 şimdi bak gibi. Bak belgelerle konuşalım da gerçi devletin belgelerine de inanmıyorsunuz. Hocam. Önce babam bize daha doğrusu Orhan Bey size söylemişti. Orhan Bey ne söylemişti Mehmet Yaman? Ben Mehmet Yaman'ın neyse ki fikrimi birazdan söyleyeyim. Orhan Bey ne söylediğini bir dinleteyim size. Sonra da şöyle ifadesindeki o detayı sizlerle paylaşacağım. Aslında o gün Mehmet Yaman neredeydi? Çünkü biz Yasin'in bakkal tarafına gittiğini biliyoruz. Bir gelsin önce Mehmet Yaman'ın Orhan Bey'e söyledikleri. O gün siz neredeydiniz? Hocam ben o gün evdeydim. Evdeydiniz yani evdeydim. Bakkalda falan değildiniz. Bakkala ben hayatta girmem. Bakkala ben hayatta girmem.
Kim çalıştırıyor bakkalı? Hanımım çalıştırıyor. Bakkal. Benim dünürüm telefon çekti. İnşaat yapıyorlardı burada. Hasan kız kardeşimin kaynatası. Oraya ben gofret, püsküt oturdum. Orada ben 11.30-12'ye kadar kaldım orada. İnşaatta yardım ettim yani. Belkuyu köyünde. Ustamızın ismi de Hacı Mehmet. Ben orada biraz ufak tefek yardım ettim. 11.30 veya 12 bilemiyorum. Belki de 1. Ben buraya geldim köyüme. Evime geldim. Şimdi gözlüğüm kırıldı ama kırılmış nazar değdi. Bir nazar daha çıkmış oldu maalesef. Çok seviyorum. Tamir ettireceğim yine kullanacağım. Bir bakayım görebilecek miyim? Ha, oluyor vallahi. Bak baban senin ifadende ne demiş biliyor musun Ahmet? Bakkala inmedim diyor ya senin baban Mehmet Bey. Tamam, belki tamam. De bu soruyu soracağımızı mı düşündü? Hocam alakası yok. Ben söyleyeyim bak babanın ifadesi. Hazırladık mı ifadeyi arkadaşlar? Getirir misiniz ekrana? İstediğim şeyi yaptınız mı? Tamam hadi getirin onu ben ekrana konuşurken. 4-4-2016 günü babanın ifadesi. 4-4-2016 günü. Diyorsun ki ben bunu normalde yazılsın istemiştim ama şükür. Tamam 4-4-2016 günü ben sabah 09 ile akşam 17.30'a kadar iş yerimden hiç ayrılmadım. İş yeri dediği yer bakkal. Tamam da bakkalın devam ediyorum bitmedi. Doğru devam ediyor evet. Bitmedi ki daha. Köyün içerisinde cami sokakta yabancı bir şahıs görmedim. Benim bakkalıma bir bayi geldi saat 12 sıralarında tekrar bakkalın önünden dönüp gitti. Aynı gün köyümüze sürekli gelen damızlık birliğinde görevli veteriner Sefer isimli şahıs geldi. Yani saat demek ki ne zaman gelmişti veteriner? 3'e 10 kala. Yavuz 15 sıraları. Pardon 16. 16 sıralarında. 15.50. Ümmü uyurken evde veteriner de gelmiş yani maalesef. Yavuz Şahin'in evi istikametine gitti. Ben o sırada bakkaldaydım. Yani senin baban 09-17.30'a kadar... Bakkaldaymış. Neden bize doğruları söylemiyor Ahmet? Didem ablacığım doğru ben Konya'dan geldiğimde Kasım abiyle annem babam bakkalın önünde oturuyorlardı. Bakkalın içerisinde değil. Bakkalın önünde. Ya Ahmet. İçi dışı fark eder mi canım? Ya Ahmet. Ahmet az önce de bakkala ya Orhan bir şeye verdiği röportajda Mehmet Yaman Orhan Bey'e verdiği röportajda bakkala gitmedim diyor. Ama ifadesinde bakkala hocam, gitti diyor. Sen diyorsun ki bakkala gitti diyorsun. Bakkala gitti demiyorum. Bak bakkal zaten bizim evimiz bakkalın üstünde. Evin önünde bakkalın önünde ben oturamayacak mıyım ablacığım? Şimdi yine oturuyoruz. Ama iş yerimdeyim diyor canım benim. Evimde i̇ş değilim tamam, diyor. Tamam bakkal biz bakkalı devamlı açık bile tutmayız. Bunu Yavuz abi de bilir, Ümmü abla da bilir, tüm köy halkı da bilir. Bize bakkala çağıran olursa ineriz. Biz devamlı zaten evdeyiz. Devamlı biz bakkala oturmayız. Ya şu röportajı bir daha verelim ya. Ahmet bir daha dinlesene baban ne demiş. Dinle. Hadi dinle. Dinle. Ben de sabaha kadar göstereceğim yani. Gelsin ekranlara. O gün siz neredeydiniz? Hocam ben o gün evdeydim. Evdeydiniz canım. Evdeydim. Bakkalda falan değildiniz. Bakkala ben hayatta girmem. Kim çalıştırıyor bakkalı? Hanımım çalıştırıyor. Bakkal. Benim dünürüm telefon çekti. İnşaat yapıyorlardı burada. Hasan kız kardeşimin kaynatası. Oraya ben gofret, püsküt oturdum. Orada ben 11.30-12'ye kadar kaldım orada. İnşaatta yardım ettim yani. Belkuyu köyünde. Ustamızın ismi de Hacı Mehmet. Ben orada biraz ufak tefek yardım ettim. 11.30 veya 12 bilemiyorum. Belki de 1. Ben buraya geldim köyüme. Evime geldim. Bir yandan bakkala gitmem diyen Mehmet Bey var. Diğer yandan o gün sabahtan akşama kadar bakkaldaydım, iş yerimdeydim diyen Mehmet Yaman var. Hangisi doğru ya? Şimdi ben buraya görünce bunu bilmiyordum. İlk defa gördüm bunu. Buyurun. Şimdi bana anlatışına göre orada sabahleyin çıktıp işte o dünürlerinin oraya 11.30-12'ye kadar orada çatı tamirinde uğraştığını söylemişti. Burada ama yazdım. Buraya baktığımız zaman burada da diyor ki yani toptancı geldi diyor, bakkalın önündeydim diyor, toptancı veterineri gitti diyor, veterineri gördüm diyor. Orada şeyden bahsetmiyor anladığım kadarıyla inşaata gittiğinden. Hayır. Benim i̇nşaata dediğim ilk ifade buydu işte bahsetmiyor. Hocam. İnşaata gittiğinden i̇şte bahsetmiyor. Benim dediğim ilk ifade bu. Hatta veterinerin geldiğini söyledi. Yani o saatle, veterinerin geldiği saat aslında bize bu röportajın devamında ava gittiği saat aslında. Oradayım diyor. Hep oradaymış ama yani şimdi bilmiyorum. Yani sıcağı sıcağına verilen ifadeye itibar etmekte fayda var. İlk ifade bu. Bundan aynen. Sonra... İşte şu noktada Zeynep'in dedikleri işte o yüzden önem kazanıyor biliyor musun? Zeynep'in Didem dedikleri ablacığım. O yüzden önem kazanıyor. Acaba senin bilmediğin bir şey mi yaptın baban Yasin'e? Didem ablacığım. Evet. Ben Yavuz abiye bir şey sormak istiyorum. Sor. Duyuyor mu Yavuz abi beni? Dinliyorum.
Abi babam bakkala bakar mıydı? Sana bunu soracağım sadece. Baban bakmazdı. Annen bakar. Annem bakkala bakardı. O günden bugüne kadar Ümmü ablanın da senin de onun da bunun da herkesin çelişkili ifadesi var. Hayır, benimkinde bulamazsın o çelişkiyi. Dinle be abi. Benim de olabilir. Başkasının şimdiye kadar buraya çıkan herkesin oldu. Babamın o saatte beni Konya'dan getirdiği Kasım abinin canlı şahidim orada adam. Kasım abi beni Konya'dan getirdi. Evin önüne geldik. Babam hala evin önünde annemle oturuyordu. Saat kaç? Saat hocam bak ben şu 4.30 muydu 5 miydi belki de 3 belki de 5 4.30'tu diye hatırlıyorum. Kasım'a soralım dedi. Çünkü dedim abla. Yani ben soralım. Şunu biliyorum, sen aslında o gün köyde olduğunu söylüyorsun. Yani... O gün ben işte o gün geldim, beni dinler misiniz Didem Hanım? O gün Kasım abiyle ben Konya'dan geldim. Bakkalın önünde babamla Kasım abi biraz muhabbet ettiler 5 dakika. Kasım ağaya babam gel çay mı içelim dedi, kahve mi, bir de yarın onu ortaya çıkmasın dedi. Neydi hatırlamıyorum. Kahve mi çay mı içelim dedi. Kasım abi de ben tel çekmeye gideceğim dedi. Seni de götüreyim haydi dedi babama. Babam da iyi lan arkadaş haydi gidelim. Babam zaten devamlı keklik avına gider. O mevsim de keklik av sezonu zaten. Ya Ahmet, bunun... Ahmet tamam keklik avını falan boş ver de senin baban akıllı bir adam. Tamam mı kardeşim? 8 Nisan'da bu ifadeyi veriyor. Bir daha tarihe bakayım. Senin baban bu 4 ifadeyi 8-4-2016 günü saat 17'de veriyor. Olaydan 4 gün sonra veriyor. Tamam bu kadar da, kimse senin baban kadar kimse bu kadar detaylı ifade vermiyor. Sanki böyle bakkalın orada her şey hakim. İşte beni bayi de beni gördü diyor. Ben oradaydım diyor. Beni veteriner de gördü. Ben oradaydım diyor. Yani böyle kendisine birilerinin gördüğünü ispat etmeye çalışıyor. Senin babanın buna niye ihtiyacı var? Didem ablacığım ben niye ihtiyacı oldu onu bilmem. Babam kesinlikle öyle bir şey yapacak adam değil. Zaten bu şeyler var ya, söylenenler bizi insan içine çıkaracak yüz bırakmadı bizde. Vallahi ben... Utanıyorum böyle şeylerden ya. Valla bir şey söyleyeyim bir Ahmet. Şey daha... Ahmet bak şöyle bir şey söyleyeyim mi? Sen 8 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda gerçekten bulunduysan, fiili gerçekleştirdiysen zaten insanın içine çıkma yani. Çıkma. Tamam çıkma yani. Ben çıkma de... yani. Sen karına tamam. Senin baban bunların onda birini bile yaptıysa mümkünse insan içine çıksın yani. Ben ne diyeceğim Didem Allah Hanım. Allah. Bütün derdin o mu ya? Kadının psikolojisi bozulmuş. Yürüyerek Yavuz evine abi. Gitmiş. Allah'ım yarabbim beni ya. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz söyle. Yavuz abi kurban olduğum Allah'ım inşallah bu çocuğun ölü veya diri bulunur bak. Ben sana hayatta hiçbir zaman sana ve ailene, sülalene hiç kızmadım bak. Şimdi hala kızmıyorum suçla ama inşallah bak bulunma, oradan bulunmadan gelmeni de istemiyorum. İnşallah bulunur da yarın sen beni suçluyorsun, babamı suçluyorsun, onu suçluyorsun, bunu suçluyorsun. Yarın başkası çıkar, inşallah çıkar diyorum. Başkası çıktığında... Annenle konuşabilir miyiz annenle? Annen orada mı? Annen orada mı Naciye Hanım? Ben seni suçlamıyorum. Senikini sadece verdiğiniz ifadelerden okuyorlar. Tamam da sen kendin şikayet etmişsin beni bile. Bu çocuğa taciz etti diye. O zaman da sivil polisler bana kendisi söyledi. Kim dedi sana bunu? O zaman da benim ifademi alan sivil polislerin kendisi söyledi. Yavuz Şahin senden şikayetçi. Köyde böyle bir dedikodu dönmüştü. Bir kere jandarma polis istihbarat gelip de kimsenin ismini kimseye vermez. Bunu bir kere aklından unut. Beni hocam, öyle yutamazsın. Ben seni neye korkutayım ya? Hayır. Korkutma diye. Ben zaten bir Allah'tan başka kimseden korkmam ben. Aynen bak öyle. O değil Allah'tan bak. Başka. Konu o değil. Polis, jandarma gelip de ismini verip de sana konuşmaz. Bunu unutma. Tamam Yavuz abi da ben de zaten sana şundan korkuyorum. Benden korkmuyorum. Yavuz mu söyledi dedi? Ama bana o Yavuz şikayetçi olmuş bu? Dedi. Çok saçma zaten. Söylerim hocam siz bu şeysiniz. Ahmet siz şeysiniz. Ahmet beni dinler tabii misin? Tabii ki şikayetçi olur ya. Ahmet yok Didem Hanım. Yavuz'un şikayetçi olmasa kadar saçma bir durum yok şu anda. Kız çocuğu efendim, kimi? Yavuz'un çocuğu mu? Hayır Yavuz şöyle diyor. Diyor ki eğer ona bir şey yapmışsa diyor kız çocuğuna. Benim çocuğuma da bir şey yapmıştır diye şikayetçi olabilir. O değil. Şikayetçi o olmuşsa değil da. İstihbarattan alan ifadeler var ya. Evet. Ben söylemişim Ahmet'ten bunu yapmış diye. Hayır. Zaten istihbarat seni biliyordu. Ben değilim ki. Yavuz abi. Sen yanlış anla. Beni duyuyor mu? Duyuyoruz. Ben öyle demiyorum. Sen öyle demişsin. Böyle bir köyde sana sormuşlar olabilir mi diye herkese yönlendiriyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Sen de biz de duyduk arkadaş. Olabilir. Ben bunlardan da şüpheleniyorum demişsin. Tamam. Peki istihbarat benim ismimi verir mi sence?
Ben gidin Yavuz'a sorun, ben böyle bir şey yapmış mıyım dedim kendilerine. Onlar da dedi zaten Yavuz da şüpheleniyor senden dedi. Yavuz söyledi bize sizi. Yavuz Bey kendisinden bile şüphe ediyor çocuğunu bulmak için. Tamam, tabii ki de herkesten şüphelenecek. Köyde herkes o Yasin'le ilgili çocuğun öyle ya da böyle gerçekler ortaya çıkmadıkça Yavuz... Yani Silüt hepinizden şüphelenecek. En doğal hakkı o. Çünkü onun evladı yok ortada yani. Sen evladını severken o üzülüyor ya. Var mı böyle bir şey? Ben bir dakika Aydın'a bir şey söyleyeceğim.